Cahit Arf, 1910, 26 Aralık 1997. Türk matematikçiliğinin büyük ismi Cahit Arf, Selanik'te doğmuştur. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş, Beşiktaş Sultanisi'nden başlayan eğitimi, milli mücadelenin ilanıyla Ankara'ya taşınmaları üzerine yarım kalmıştır. Önce tekrar İstanbul'a dönen ve oradan da İzmir'e taşınmaları sebebiyle orta öğrenimini İzmir Sultanisi'nde tamamlayan ve 1926'da Fransa'ya lise tahsili için gönderilen Cahit Arf, burada Senlius Lisesi'ni bitirdikten sonra 1928'de Türkiye'ye gelir. Bu sırada Maarif Vekaleti'nin de açtığı yurt dışı eğitim sınavına İstanbul Sultanisi'nden kendisinin aday gösterilmesi üzerine katılıp kazanır. Paris'e dönerek yüksek öğrenimine başlar. 1932'de buradan mezun olduktan sonra bakanlığın doktora yapması yönündeki talebini reddederek İstanbul'a gelen ve Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlayan Cahit Arf, üniversite reformu sırasında doçent adaylığı teklifiyle çağrılması üzerine İstanbul Üniversitesi Matematik Kürsüsü'ne geçmiş ve 1937'de doktorasını yapmak için Göttingen Üniversitesi Matematik Bölümünden Helmut Hesse'nin öğrencisi olmuştur. 1938'de matematik literatüründe Hesse, Arf teoremi olarak adlandırılacak bir takım sonuçlar elde ettiği doktorasını tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi'ne dönen ve 1943'te profesör, 1955'te ordinarius profesör olan Arf, bu zaman zarfında Amerika'da Maryland Üniversitesi'nde misafir profesör olarak çalışmış, Mainz Akademisi'nde muhabir üyeliğine seçilmiştir. 1962-63'te Robert Koleji'nde çalışan ve 1964-66'da araştırmalarını sürdürmek için Princeton'daki Institute for Advanced Study'de bulunan Cahit Arf, 1967'den itibaren ODTÜ Matematik bölümünde çalışmaya başlamış, 80'de kendi isteğiyle buradan emekli olmuştur. Cahit Arf, 1941 yılında Kral Dergisi'ne neşrettiği ve matematikte kuadratik formlar olarak bilinen bir takım değişmezler hakkındaki çalışmasında söz konusu formları sınıflandırıp dünya matematik literatürüne Arf değişmezleri adıyla geçecek olan değişmezleri inşa etmiş, cebirsel ve diferansiyel topoloji ile geometride hala yerini koruyan bu yayınıyla dünya çapında tanınmıştır. 1945'te ise sınıflandırma problemlerinin yüksek boyutlu uzaylarda bulunan tekil eğrilere uygulanması ile ilgili bir matematik meselesini ele alıp tamamıyla çözmüş, problemi çözerken gözlediği ve karakteristik halka adını verdiği halkalar, 1949'da konuyla ilgili makalesinin Proceedings of London Mathematical Society'de neşrinden sonra matematik literatürüne Arf halkaları adıyla girmiştir. 1985-89 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yürüten ve vefatına kadar TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi'nde matematik çalışmalarını sürdüren Arf, ilk çalışmalarından itibaren cebir, sayılar kuramı, elastisite kuramı, mühendislik matematiği ve analiz gibi farklı matematik kollarında özgün sonuçlara ulaşacağı ve literatüre kendi adıyla geçecek olan ilmi çalışmalar yapmıştır. İnönü Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü gibi ödüllerin sahibi olan bu büyük matematikçi, İTÜ ve ODTÜ tarafından fahri doktoralarla onurlandırılmış, 1993'te Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyeliğine seçilmiştir. Cahit Arf, 1997 Aralık ayında ağır bir kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etmiştir. Türk matematikçiliğinin bu büyük ismi Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömülmüştür.